Hepinize merhaba. Normalde çok heyecanlıyım yine her zamanki gibi. Hep startup sunumları yapmaya alışmıştım. Çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyordum. Bugün size açık API'den bahsedeceğim. Çünkü yani API dediğimiz şey aslında bir demir yolu olarak biz görüyoruz. Ve onların da bir istasyonları olması lazım. Yani bir trenin varacağı bir istasyonların olması lazım ki o tren bir yere gidebilsin. O yüzden ben bugün size birazcık açık API'den bahsedeceğim. Koboküs biliyorsunuz e, tüm bank hesaplarını tek bir ekranda gösteren ve bunları otomatik olarak muhasebeleştiren bir program. Aslında biz bunu 2017 yılında söylediğimizde herkes çok basit, çok güzel bir uygulama. İşte ne olacak? ki, entegrasyon yapıyorsunuz diye düşünüyordu. Ama hiç öyle olmadı. Aslında Koboküs'ün un background'una baktığımız zaman biz 27 tane eee olmayan bankayla entegrasyon yapmış bulunmaktayız. Aslında bunların hiçbirisi de API da değildi. MT940'ların bir nevi gelişmiş versiyonlarıydı ve biz web servisler yoluyla aslında bunların hepsine entegre olduk. Bunların da 24 ayı yakın bir süremiz süre sürdü. 1248 kere bankalarla görüşme yaptık işte telefonda olsun, toplantılara gittik yani birçok görüşmede bulunduk. Müşterilerimiz üzerinden biz bu web servisleri alabildik çünkü herhangi bir açık bankacılık sistemi olmadığı için bunu onboard etmek öyle çok da kolay olmuyordu. Müşteri imza atıyor dilekçesine, işte IP numaralarını veriyor. Ancak o sayede veriye ulaşabiliyorduk. ve biz bu web sayfasında 70 yakın bir tespit ettiğimiz hatamız oldu. Sağ olsun bankalarla beraber aslında biz bu durumu da çözmüş, çözmeye çalıştık. Biz normalde treni yaptık, müşterilerini aldık, bileti kestik, ama yolun olmadığını yolun ortasındayken fark ettik. Biz şanslıydık, biz çünkü 400 bin dolarlık bir seed yatırım alarak bu duruma başlamıştık ve zamanımızı ve paramızı bu yolu düzeltmekte harcayabildik. E, Grafikte gösteriyor ki aslında son 2018-2014 yılları arası Melek ve VC yatırımlarında 60 milyon dolarlık bir yatırım olmuş Türkiye'ye. Çünkü her, yani, ödeme sistemleri dışında herhangi bir regulasyon yok ve insanlar açık bankacılıkla ilgili bir uygulama geliştirdiği, zaman herhangi bir güven oluşturmadığı için bu tarafa yatırım yapmak istemiyorlardı. Biz de bunu Fintech as a Service dediğimiz Kobaküs'ün altyapısını Fintech'leri açarak bulduk. Ee, bu web servisleri biz aldığımız 27 bankadaki web servisi tek tek birleştirdik altyapıda 2,5 sene boyunca. Ve bunları özel bir kendi cloud, private cloud'umuza, kendi dedike sunucularımıza yani Türkiye'de tek API'ye dönüştürüyoruz. Böylece tek API ile siz bizden alarak aslında 24 aylık süre yerine 3-5 günde bunu onboard edebiliyorsunuz sisteminize. Böylece aslında biz Koboküs'e yeni yeni rakipler yaratıyoruz. Öz Koboküs'ler yaratıyoruz. E, amacımız da burada FinTech dünyasının büyümesi. En azından regülasyonlar tam oturana kadar da bir yerden başlamamız gerektiğini düşünüyoruz ve globalde de artık bir şeyler yapmalıyız ve global pazarda da büyümemiz gerekiyor. Eee API'lerini kullanan son kullanıcı e, geliştiricinin ekranlarında ise son kullanıcı bu şekilde görüyor işte sol taraftaki ekrandan bankasını seçiyor, banka bilgilerini giriyor ve third party ile bu verilerin erişip erişmediğini onaylıyor. Ondan sonra da uçtan uca bir şekilde bankalardan bu web servis yolunda aldığımız verileri işleyebiliyorlar. Biz sadece bununla da yetinmedik. Şu anda PS2 biliyorsunuz geldi. Avrupa Birliği'nde birçok şey yani tren yolları şu anda Avrupa Birliği'nde oluşmuş durumda PS2 ile beraber. Biz Türkiye'de web servisi şu an için bunu yaptık. Şu an 7-8 tane bankayla da API üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Biz bir ucumuzu aldık bu sefer Avrupa'daki bankalara bağladık. Böylelikle tek API üzerinden siz evinizden hiç çıkmadan, hiçbir şekilde Avrupa bankalara da gitmeden kafanızda olan projenizi geliştirip bunu Avrupa'daki App Store marketlerinde sunabilirsiniz. Keza Avrupa'daki kişilerin de Türkiye pazarına gelmesi Durumu da aynı şekilde. Yani Türkiye'deki banka kur, şey bir şirket kurması gerekiyor. Bankalara tek tek gidip görüşme yapması gerekiyor. Operasyonel süreçlerini yürütmesi gerekiyor. Bunu yine bizdeki Tekay yi Payk olarak yine sürece girebilir. Peki bu Webrazi kurucusu Arda Kutsal'ı neden ilgilendiriyor? Çünkü Arda Bey aslında Webrazi kurucusu olduğu için muhtemelen 3 5 bankada da hesabı var ve bu hesaplarını yönetmekte zorlanıyor. Çünkü Parası var ve onu nasıl değerlendireceğini bilmesi için açıp açıp tek tek bankalara girmesi gerekiyor. Girdikten sonra bu paramı şuraya göndermem lazım, onu buradan aldım diye zorlaşması gereken yani durum, zorlu bir durum. Ama bu datalar, veriler sağlam bir şekilde gelse Arda Bey aslında hiç telefonunu açmadan istediği yerde yapay zeka sayesinde bu paralarını değerlendirebilir. Bunun örnekleri Mint mesela dünyada bunu yapıyor. Ama bu sadece Arda'lar için değil, Merve'ler için de geçerli. Yani bütün son kullanıcılara aslında değdiğimiz nokta bizim bu. Biz katma değerli servisler oluşabilsin diye ham datayı en azından size standart bir şekilde elimizden gelince sunmaya çalışıyoruz. Dünyadaki finansal API sayılarına da gelince aslında 2011'den sonra dramatik bir şekilde yükseliş var. Çünkü akıllı telefonlar çıktı 2011 ve sonrasında. 3G teknolojisi geldi. Böylelikle insanlar aslında cep telefonundan istediği bankacılık uygulamasını yani daha doğrusu e-ticaretcilers bir şeyler oluyorsunuz ve ödemelerinizi bankaya girip tamamlamak istemiyorsunuz. Aynı app'in içinde tamamlamak istiyorsunuz. Bundan dolayı da birçok katma değerli aslında servisler gelişmeye başladı dünyada. Biz daha bankalarla fintech'ler arasındaki bir katman tarafındayız ama gelişeceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde bunları imzaladı ve söylüyor. Dünyada işte bu API'leri kullanıp 58 tane unicorn olan fintech var. Bunlar da yaklaşık 220 milyar euro seviyesinde. Aslında Amerika tarafında Plaid, bizim yani bizim aslında özenliğimiz tarafta Plaid olabilir. Plaid Amerika ve Kanada'da bu altyapı hizmetini sunuyor. 10 bin tane bankayla. Yani Plaid'in tek API'ni kullanan 10 bin tane bankaya bağlanabiliyor. Plaid 3 milyar euro sevi dolar seviyesinde ve Plaid'i kullanan aslında Robinhood, Coinbase, Chime, TransferWise, Oaxnord gibi firmalar aslında Play'din altyapısını kullanarak bir uygulama geliştirmiş ve bunları topladığınızda 20-25 milyar dolarlık bir pazar elde ediliyor. Aslında Play'din sunmuş olduğu katkıyı buradan da görebilirsiniz. Birçok aslında fintech çıkartmış kendileri tek başına. Ham veri de olduğu için 3 milyar dolar ama üzerine katma değerli servisler koyduğumuz zaman ise katlanarak aslında bu durum gidiyor. Türkiye'de de açık bankacılık pazarı aslında hiç e, azımsanmayacak derecede büyük bir rakam. Çünkü bizim 45 milyon aktif banka müşterimiz Avrupa'ya, Amerika'ya kıyasla daha çok dijital app'leri kullanan ve bunlara alışmış müşteriler. Bunlar normalde hayatlarında şu anda hesap hareketlerini görüntülerken hepsi tek tek ayrı bankacılıkların sunduğu uygulamaya giriyor. Ve bu hesap hareketleri görüntülemede de aylık olarak 800 milyon transaction ediyor tane bazında. Ödemelerinde ödemelerini de para transferi yapıyorlar, ödemeler yapıyorlar. İşte kredi kartıyla faturalarını ödüyorlar. Bu da aslında yaklaşık olarak 150 milyon transaction yapıyor. Biz açık bankacılığa geçtiğimiz zaman bu transaction başlanıp ücret kazanabiliriz ve 28 milyar euroluk yeni bir pazar oluşturabiliriz. Aslında burada herhangi bir fintech bankaya rakip değil çünkü verilerimiz bankadan alıyoruz zaten. Sadece bankalar operasyonel yüklerini kısıp veri sağlayıcısı konuma geçecekler ve fintechler yoluyla daha çok müşteriye ulaşacaklar. Yani herhangi bir operasyona girmeden aslında bu paraları yine kazanıyor olacaktır. Hatta daha fazlasını. Türkiye'de açık bankacılık zaman tüneline bakacak olursak, Aralık 2018'de finansal arama konferansı gerçekleşti. Onun da hikayesini size şöyle anlatmak istiyorum. Cuma günüydü, ben bunu öğrendiğimde öğlen saatlerinde. Pazartesi günü toplantı var ve Ankara'dayım. bir Bloomberg'de Sefer Bey'in televizyon kanalını izlerken orada duydum böyle bir şey olacağını. Hemen Erkin aradım. Erkin dedim. biz buna ne olursa olsun gitmemiz lazım bir şekilde. Ve eğer buraya katılırsak hayatımız emin ol değişecek dedim. Dedim ki şimdiye kadar yaptığımız bütün network'ü bakalım işimize yarıyor mu, yaramıyor mu diye bir test ettik. Hemen İTÜ Teknokenti'nin CEO'su olan Deniz Hoca'ya söyledik bunu. Deniz Hoca sağ olsun bizi ayarladı ve toplantıya katılan tek açık bankacılıkla ilgili en azından Iş yapan tek uygulamada bizdik. Buna katıldık. Merkez Bankası, BDDK bize çok şaşırmıştı. Bu kadar bankayı bizim haberimiz yokken nasıl bağladınız? BDDK nasıl oldu yani bu süreç? Hadi bunları bağladınız, bu kadar büyük müşteri size nasıl güvenip de bu verileri aldı diye. Daha sonradan hep görüşmeye başladık ve raporlarımızı sunduk. En sonunda Cumhurbaşkanları kararnamesiyle 2020'nin yol planına girdi bu durum. Ve aslında açık bankacılık Merkez Bankası'na bağlanarak en azından bir yerlere gelebileceğini anlamış olduk. Ben konuşmamı e, Henry Ford'un güzel sözüyle bitirmek istiyorum ve burada beni tekrar ağırladığınız için de çok teşekkür ederim. Müşterilerime ne isteklerini sorsaydım daha hızlı bir at derlerdi. Çok severim evet. bu lafı. Süper laftır. Çok teşekkürler, sağ teşekkürler. Sağ olun. teşekkürler.